olacağız programımız esnasında. Kendisini anarken çok değerli stüdyomuzda konuklarımızı da hemen size takdim etmek istiyorum. Sayın Refiha Şengün, hoş geldiniz efendim programımıza. Kendilerinin eşleri ve Dinçer Alver, siz de hoş geldiniz efendim programımıza. Balıkesir'de çok önemli değerler var. Birçoğu mütevazi bir şekilde hayatlarını sürmüşler ama yaptıkları işle arkalarından konuşuyorlar. Hala almaya devam ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Tuncer Şengün. Özellikle sizin çok önemli çalışmalarınız var Sayın Hocam. Kendisini biz Balıkesirlilere biraz daha yakından tanıtalım. Bu büyüğümüzü almış olalım bu vesileyle. Öncelikle Tanrı'dan da rahmet dileyelim aramızda olmadığı için. Tuncer Şengün kimdir? Yapmış olduğu ve bırakmış olduğu işler nelerdir? Şöyle bir bahsedecek olursanız neler söylemek istersiniz bizlere? Şimdi Stefan Zweig'in bir kitabı var. Tarihte Yıldızın Parladığı Anlar diye. Fatih'le başlar, Lenin'le bitirir. Tarihte yıldızlar parlar. Fakat ön sözünde şöyle der. Bazı insanlar yıldızlara benzer gökyüzünde der. Çıplak gözle büyüklüğü hiçbir zaman anlaşılamaz. Bakın gökyüzünde binlerce, milyonlarca yıldız var. Bakarsınız küçük noktalar halindedir. Onun büyüklüğünü anlamamız mümkün değil. Evet. Şimdi bakın çok yakışan bir şey de Tuncer Bey de, Tuncer abimiz de böyle bir insandı. Hani biz karşıdan görüyorduk. Onun büyüklüğünü kaybettikten sonra fark ettik. Ve inanın eksikliği özellikle Türk para bilimi numizmatikle ilgili konularda, mesela bir paranın okunmasıyla ilgili konularda o kadar büyük aradığımız zamanlar oldu ki onu bir büyüğümüz olarak. Hani karar veremediğimiz şeylerde. Bu gerçekten bir yıldız gibiydi tarihte. Yani parlamış bir yıldız gibiydi. Öyle bir insandı. Şimdi ben de 1981'de tanıdım kendisini. Bir parayla ilgili bir şey vardı. Okunması gerekiyordu ki. Numizmatik nedir hocam? Numizmatik para bilim diyoruz. Yani Türkçe